Yo, DJ, turn it on. Put your hands up in the air. 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 Yeah. Yo, yo. Feel the vibe, it's getting stronger. Feel the vibe, it's getting stronger. Feel the groove, it's getting stronger. Grab your hands to make it thunder. Feel the vibe, now move and carry on. This is the song that turns me on. Uh-huh, yeah. Boy, if you come on, say yeah. Boy, if you come on, say yeah. Feel the vibe, it's getting stronger. Feel the groove, it's getting stronger. Boy, if you come on, say yeah. Boy, if you come on, say yeah. Boy, if you come on, come on. Yo, DJ, turn it on. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up. Efendim hepinize mutlu akşamlar dileyerek bu akşamki spor testini de açıyorum. Yine bir pazartesi akşamında sizlerle birlikte oluyoruz. Çok değerli stüdyo konularımız ve çok değişik konularımızla bugün de sizlerle birlikte olacağız. Yine keyif dolu bir spor akşamı yaşatmayı arzuluyoruz tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte. Öncelikle geçmiş bayramınızı tekrar kutluyorum hamle ekranlarında. Ve önümüzdeki bayramlara inşallah ailenizle birlikte herkesin tekrar bayramlarda buluşmasını temenni ediyorum. Vakit kaybetmeden bu akşam hangi konuları işleyeceğimizi aktarmak istiyorum sizlere. Türkiye'de yeni olarak bilinen bir spor ama spor tarihinde ne kadar bir geçmişi var? Bu akşam yetkililerden öğreneceğiz. Çim hokeyi Muğla'da artık Muğlalılarla buluşmaya başladı. Çöl gibi de büyümeye başladı. Muğla'da çim hokeyinin başlangıç noktası ve büyüme hedefleriyle birlikte bugüne kadar gelen noktasını bu akşam spor testinde değerlendireceğiz. Belki de Muğla Spor'un geçtiğimiz çarşamba günü kendi sahasında oynadığı Adana Demirspor maçının görüntülerini de merak eden tüm izleyicilerimiz olursa programımızın sonunda Muğla Spor Adana Demirspor maçının gollerini ve geniş özetini de sizlerle birlikte Hamlet TV ekranlarında yer alacağını hatırlatıyorum ve bu akşam çok değerli stüdyo konuklarımı tanıtmak istiyorum. Kendisiyle birlikte olmaktan gurur duydum sayın konuklarımızı. Bu akşam yine bizlerle birlikte geçmiş programlarımızda her zaman davetlerimize icabet etmişti. Muğla'ya atandığı günden bu yana sporda adeta tüm branşlarda çağ atlatıyor ve atlatmaya da devam ediyor. Genç bir kişilik, hızlı, üretken ve sporcu kimliğiyle de sporcuların her zaman yanında Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Muzaffer Çintimar. Sayın Müdür hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim öncelikle katıldığınız için. Ben teşekkür ederim bizleri buraya konuk ettiğiniz için. Ben de başlamadan önce eğer müsaade ederseniz bizi izleyen hemşerilerimizin geçmiş Ramazan bayramlarını canı gönülden kutluyorum. İnşallah bu bayram olduğu gibi bütün bayramlarda da ağız tatlarıyla huzur içerisinde bayramlarımızı kutlarız. Çok teşekkür ederim Sayın Çintimar. Hoş geldiniz tekrar. Sayın Müdürümüzün yanında yine aynı zamanda geçtiğimiz programlarda kendisini yakından tanıyorsunuz. Özellikle atletizm konusunda konuk etmiştik kendisine. Atletizm sporcularını da çok sevdiği, yakından tanıdığı antrenörlerimizden Sayın Şerif Aslan. Şerif Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Size de teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Sağ ol. Ve iki antrenör arkadaşımız daha var bu akşam bizimle birlikte ama onlar ilk defa Hamlet TV ekranlarında konuk oluyor. Şerif Hoca biraz tecrübeli onlara nazaran daha önce katıldığı yayınlar nedeniyle. Sevgili Serkan Şen hemen müdürümüzün yanında. Aynı zamanda güreş ve çim hokey antrenörü ve milli güreşçi olarak biliyorum ama yanlış varsa düzelteyim. Sayın Şen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim katılımınızdan dolayı ve Serkan Bey'in hemen yanında da atletizm ve aynı zamanda çim hokey antrenörümüz Sayın Zülküf Özer. Sayın Özer hoş geldiniz. Size. Hoş buldum. Ve iki de sporcu kardeşimiz var. İki bayan sporcu kardeşimiz bu akşam sizlerle birlikte olacak. Bütün spor branşları var. Bildiğiniz üzere hep konukta ediyoruz. Handbolden voleybola, voleyboldan futbola. Her branşta bayanlar var artık ama bu çim hokey çok değişik bir spor. Bakalım bayanlar açısından bunun yansımaları nasıl olacak? Bayan arkadaşlarımızla öncelikle sevgili Melek Bölük, sevgili Melek hoş geldiniz. Ve bir başka arkadaşımız sevgili Vildan Ülkü, sevgili Vildan sen de hoş geldin canlı yayınımıza. Ve sayın müdürüm vakit kaybetmeden hemen bu çim hokey ile girip ondan sonra da sizin müdürünüze bağlı insanların merak ettiği spor tesisleri özellikle başta olmak üzere birçok güzel çalışma var bu projelere imza atınız hep birlikte müdürlük çalışanlarınıza. Bunları hep birlikte değerlendireceğiz ama öncelikle çim hokeyini işlemek istiyoruz. Bu akşam programımızın esas amaçlarından bir tanesi de bu spor zaten. Muğla'da çim hokeyi
ne zaman ilk ışığını yaktı, nasıl gelişti, bugünlere nasıl geldi Sayın Çintimar? Yani bilinen bir spor değildi açıkçası. Ben hep televizyonda Avrupa kanallarının çoğunda görmüştüm, izlerdim ama ilk defa oynanan aletiyle birlikte topu ve tekne hakkında da Şerif hocamızla birlikte haber yaptığımızda bilgi sahibi oldum açıkçası, itiraf etmek gerekirse. Efendim Çimokey'ni Muğla'ya nasıl getirdiniz hocam? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Aslında ülkemizde çim hokeyi olarak bilinen bu spor dünyada ve Avrupa'da sadece hokey olarak adlandırılmaktadır. Bunun çim hokeyi olarak ülkemizde adlandırılması bunun yeşil bir zemin üzerinde oynandığı için böyle bir adlandırma durumunda bulunmuştur. Ancak bunun asıl adı hokeydir. Hokey yüzyıllardır Avrupa'da ve dünyada oynanan bir oyun. Ancak olimpik olarak yaklaşık 5 yıllık bir süre içerisinde olimpik branşlar arasına alınmıştır. Geçtiğimiz yıl içerisinde de ülkemizde bu sporun tanıtılması ve yaygınlaştırılması için büyük atılımlar genel müdürlüğümüz bazında yapılmıştır. Biz de buna kayıtsız ve şartsız kalamazdık. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, Muğla halkı olarak bizim de bu süreç içerisinde yer almamız gerekiyordu. Tabii ki bunun en başta bu işi yapabilecek antrenörlere ihtiyaç duymaktaydı. Öncelikle 2004 yılının Ocak ayı içerisinde ilimizde geniş katılımı bir antrenör semineri açtık. Bu seminerimiz yaklaşık 15 gün devam etti ve bu seminerimize yaklaşık 30 kişi katıldı. Şu an itibariyle ilimizde bu işi yapabilecek 30 tane genç dinamik kardeşimiz mevcut. Tabii ki bunun yapılabilmesi için ayrıca bir de hakem olması gerekiyordu. Ve aynı kursun devamında ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde hakemlik semineri açarak yaklaşık 30 tane de hakem yetiştirdik. Bu antrenörler ve hakemler aynı isimlerle mi genelde? Yok, farklı isimler de mevcut. Tabii ki bu kişiden kişiye değişiyor. Kimisi antrenörlük yapmak istiyor, kimisi hakemlik yapmak istiyor. Gelişen bir spor olduğu için de herkesin ilgisini çekti. Dolayısıyla da farklı insanlar da bu çalışmalarda yer aldı. İşte burada gördüğümüz bu üç kardeşimiz de bu insanlardır. 2004 yılının Ocak ayında yapmış olduğumuz seminerin sonucunda antrenör olarak bugün itibariyle ilimizde çalışmaya başladılar. Biz bu branşı başlatırken ilk başlatmamızda Sayın Valimiz çok büyük destek sağladılar. Federasyonumuz da bizim bu branşta kullanabileceğimiz önümüzde görmüş olduğunuz araç gereci dediğimiz bu branşın stik ve toplardan bizlere temin ettiler. Bizler de bu temin ettiğimiz malzemelerle ilk önce bunu biliyorsunuz geçmiş olduğumuz 2004 yıl içerisinde Sayın Valim'in katkılarıyla yetiştirme yurduna bir çim saha oluşturmuştuk. Sentetik çim saha. O saha içerisinde yurttaki kardeşlerimizle başladık. Ve bu ilgi gittikçe arttı. Şu an itibariyle de diğer okullarımızda bu çalışmaları hocalarımıza devam ettirmekteyiz. Başta şu an itibariyle Koca Mustafa Efendi İlköğretim Okulumuzun öğrencileri bu çim hokeyine devam etmekte. Turgut Reis Lisesi öğrencilerimiz devam etmekte. Anadolu Kız Meslek Lisesi, Emir Beyazıt İlköğretim Okulu, Atatürk İlköğretim Okulu ve 75. İlköğretim Okulları bu çalışmalara katılmaktadırlar. Ve artan bir yoğunlukla da bu çalışmalar devam ediyor gün geçtikçe, değil mi? Elbette ki. Şimdi tabii şu an itibariyle bizim mevcut tesislerimiz içerisinde bulunan halı salonumuzda ve çadır salonumuzun zemini bu iş için uygun olduğu için orada çalışılıyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi aslında bu adı çim hokeyi ama çimde oynanan bir oyun değil. Sentetik özel yapım bir zemin üzerinde oynanmaktadır. Bu da biraz önce ifade ettiğim gibi şu an itibariyle halkımızın kullanmış olduğu halı sahalarda da bu oyun oynamaktadır. Ona yakın bir madde herhalde. Evet, zaten özünde de baktığınız zaman futbola çok benzer bir yönü var. Ortada iki kale var, iki takım var ve bu takımda 11'er kişiden oluşuyor. Yine gole dayanan bir oyun. Bunun teknik açıklamalarını arkadaşlarım çok daha iyi yapacaktır. Ama çok da fazla farklılık gösteren bir şey değil. Efendim hedef nedir? Yani bu sporda, Muğla'da yaygınlaştırılmasında, kulüpleşme bazında yerel birlik mi oluşturmaya çalışıyorsunuz? Elbette ki bizim amacımız burada bu sayıyı artırarak kulüplerimizin bu işe ilgisini artırabilmek ve takımlarımızı oluşturabilmek. Çünkü sonuçta birebir mücadeleye dayandığı için çok zevkli bir oyun. Fazlasıyla efor gerektiren bir iş. Görsel boyutu da, seyir boyutu da çok zevkli bir faaliyet. Biz bu boyuttan yararlanarak bu işin popülerliğini artırabilmek için gayretlerimiz var. Popüler bir spor olarak ilimizde kabul gördükten sonra kulüplerimizi oluşturmak ve yerel ligimizi oluşturarak artık bundan sonra bizim de şu an itibariyle uluslararası anlamda
faaliyetlere yani ülke olarak katılmaktayız. Çim Hokey olarak işte Avrupa Şampiyonlarına, Balkan Şampiyonlarına veya Dünya Şampiyonlarına iştirak etmekteyiz. Biz de bu takımlarda Muğla'da gençlerimizi görebilmeyi çok arzuluyoruz. Onun için de kulüplerimizin hakikaten bu işe sahip çıkmaları gerekiyor. Onların da ilgisini bekliyoruz. Kulüpleşme çalışmaları var mı peki? Elbette ki bizim şu an itibariyle görüşmüş olduğumuz kulüplerimiz var. Bunun başta biz kendi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kulübümüz olmak üzere şu an itibariyle bu branş eklemesini yaparak Çim Hokeyinde de faaliyet göstermek istiyoruz. Diğer kulüplerimizle de görüşmeler devam etmektedir. Peki senin için hangi ülkelerde ağırlık var bu sporda? Yani mesela Brezilya futbol, Arjantin denilince, Amerika basketbol ağırlıklı. Bunda da bir belli bir ülke var mı? Elbette ki şu an itibariyle Pakistan, Hindistan ve Avrupa ülkelerinde de oynamaktadır. Ama Hollanda. Özüne baktığınız zaman Pakistan ve Hindistan'da ağırlıklı olarak görülmektedir. Zaten az sonra malzemelere değinecek zannediyorum Şerif Hocam ve diğer arkadaşlar. Özel bir malzeme herhalde kullandıkları malzemelerde Pakistan'daki üretiliyor zannediyorum. Öyle biliyorum ama yanlış. Evet doğru. Pakistan, Hindistan. Emre Hanım az sonra tekrar döneceğiz size. Şerif Hocam'la biraz devam edelim. Antrenör Erken Mekos'la birlikte ilk adımı atıldı. Evet. Siz atletizm branşına ağırlık veren bir antrenörsünüz. Evet. Çim Hokey'ine geçişiniz nasıl gerçekleşti? Çim Hokey'ine geçişimiz, şimdi atletizmden geldiğimiz için, Çim Hokey'inde de tabii ki atletizm bütün spor dallarının anası olduğu için ilk önce bir sporcu mutlaka dayanıklılığı olsun, çabuk kuvveti olsun, önde olması gerekiyor. Atletizmde olan çocuklarımız da bu işe yatkın olan öğrencilerimiz var, sporcularımız var Çim Hokey'inde. Ek branşlarda olan çocuklarımızı Çim Hokey'ine yönlendirdik. Başarıyı daha çabuk elde edebileceğimizi inandığımız için. Tabii ki Çim Hokey'i de yine aynı şekilde 90 dakika sürekli gidip geliniyor. Hiç durmadan bir top peşinde yine koşuluyor. Bunda atletizmde mutlaka antrenman yemiş olması gerekiyor. Biz 6 ay boyunca Çim Hokey'ine yönelik çalışmalarımızı yaptık. Dayanıklılığımız artsın diye Çim Hokey'ine hazır olabilmemiz için. Çocuklarımızı o şekilde hazırladık. Çünkü ilk önce atletizm olması gerekiyor. Sonra Çim Hokey'de tekme taktik biçiminde sürekli çalışıyoruz. Ve iyi bir meyve alıyoruz şu an. Ne kadar sporcumuz var burada? Yaklaşık 100 tane öğrencimiz var. Toplam 97 tane öğrencimiz var sporcu. Ve sayı daha da artmakta. Artık zaman bile bize yetmiyor diyebiliriz. Çünkü okullarımız burada tüm gün olduğu için saat 3.30'a kadar sürüyor okullar zannediyorsam. Ondan sonraki bütün saatlerimiz full time Çim Hokey'ine yönelik dolu. Ve bu salonumuzda haftanın 7 gününe kadar saatlerimizi dağıtmış durumdayız. Çocuklarımıza altyapımız bayağı güçlü. Altyapımız bayağı kalabalık. Bütün okullardan aldığımız küçük yaş grupları öğrencilerimiz sayısı fazla. Ve üst düzeydeki sporcularımız da var şu an. İnşallah Şubat ayında ilk maçımıza inşallah çıkacağız diye düşünüyorum. Kim kiminle oynayacak mesela? Hazırlık şu an... Kulüp yönetim müdürü Sayın Müdürümüzün dediği gibi sadece Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kulübü ulusal bazdaki müsabakalara katılmak istiyor. Bunun bir tabii ki bunun finansman boyutu da var. Bu anlamda biz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bunu destekleyeceğiz. Dolayısıyla ulusal anlamdaki müsabakalara direkt ulusal liglere katılmayı düşünüyoruz ki bunun konuda federasyonla görüşmeler tamamlandı. Biz bir öne ayak olalım. Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak. İnsanlar bir görsün. İnsanlar bir görsün. Ondan sonra devamı gelecektir. Biraz önce Şerif Hocam'a yönettiğiniz soruyu şöyle ben cevaplayayım. Neden atletizm antrenörüyken Çim Hokey antrenörü oldunuz? Arkadaşlarımızı yönlendiren aslında benim. Çünkü Çim Hokey'ini gözlediğiniz zaman iyi bir oyuncunun iyi bir atlet olması gerektiğini gördüm. Atletizmde belli bir safhanın üzerine çıkamamış, başarılı olamamış kardeşlerimizi buraya yönlendirerek belki burada çok daha başarılı olabileceklerini düşündüm. Kaldı ki bu